Sayın seyirciler, dünyanın dört bir yanından kutsal toprakları ziyaret eden umrecilerin dönüş hazırlıkları sırasında uğradıkları mekanlardır. Hurma bahçeleri ve pazarları. Umreciler oralarda hediyelik hurmalarını hazırlatıyorlar. Medine'deki hurma bahçelerinin çoğunluğunu ise Türkler işletiyor. Türkiye'den kutsal topraklara giden umrecilerin ilk adresi Mekke oluyor. Büyük bir heyecan ve özlemle Kabe'ye koşuyorlar. Özellikle kısa umre programlarında ziyaretin Mekke bölümü tam bir ibadet seferberliğiyle geçiyor. Kafileler Mekke'den ayrılmak istemiyor ama onların yüreklerine bu kez bir başka manevi adres, Peygamber Efendimizin kabrinin de bulunduğu Medine'nin özlemi doğuyor. Kabe'den ayrılmanın burukluğunun yerini, Ravza-i Mutahharra'yı, Uhud'u, Cennetül Vaki'yi görmenin heyecanı sarıyor bir anda. Ve deyim yerinde ise sayılı günler çabuk geçiyor. İslam'ın doğuş yıllarında Peygamber Efendimiz'e ve Mekke'deki Müslümanlara ensar olan Medine'de ziyaretlerin tamamlanmasının ardından dönüş telaşı başlıyor. O telaşın biri de hediyeli kurmalar. Hurmanın başkenti Medine'de hurma bahçelerindeyiz. Buraya gelen umreciler sevdiklerine bu cennet meyvesinden hediye alıp götürüyorlar. Medine'deki hurma bahçelerinin çoğunluğunu Türkler işletiyor. Bahçelerde mebrum, acve, sugay, amber, hudri gibi adlarla anılan hurma çeşitleri yer alıyor. Daha fazla onun lifinden dolayı tercih edilir. Evet. Türk umrecilerin hurma tercihlerinin başındaysa mebrum geliyor. Hediyelik hurma almak için geldik buraya. Medine'deki hurma pazarlarında her keseye uygun hurma bulmak mümkün. 15 riyalden başlayan hurma çeşitleri 100 riyale kadar çıkıyor. Yani Türk parasıyla da 15 liradan 100 lira arasında değişiyor. Türk hacıları dönüşte kendileri ve yakınları için de hediyeliklerini hazırlıyor hurma bahçelerinde. Allah nasip eder de dönebilirsek hurmaları hediyelik olarak götüreceğiz inşallah.